Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün geçen günlerde satın aldığım Galaxy Watch Active 2 saatinin incelemesini çekeceğim. Saatimiz oldukça farklı görünüşe sahip. Yani şu şekil basılı tutarak görünüşler arasında seçim yapabilirsiniz. Ve e, telefona bağladığınızda telefon uygulamasında Samsung Wearable diye toplam 3 tane uygulama indiriyorsunuz. Zaten bir tanesi indirince diğerleri de otomatik olarak indirtiliyor kurulum yaparken. O, oradan onun üzerinden istediğiniz görünüşü seçebiliyorsunuz. Başka ben bir, birkaç çeşit uygulama yükledim. Şöyle uygulamalarımızı girdiğimizde şöyle şöyle parmağınızı gezdirince şöyle bir tane Player. YouTube diye. Bu Youtube'a girişimizi sağlıyor. İşte, dilediğiniz gibi Youtube'da video izleyebilirsiniz bunun sayesinde. Şöyle açılıyor. Şu arama sayfasında iz, izleyeceğiniz video yazabilirsiniz. Elias'ın gayet güzel algılıyor. Yani Elias'ı el ile yazıyorum. Şöyle çıkalım. Bir daha çıkalım. Şu, şu tuş geri çıkma tuşu. Şöyle çıktım. Şöyle bir üstte internet hesap makinesi şu internete tıkladığımızda bu da YouTube, Instagram ve diğer internet siteleri var. Eğer başka istediğiniz bir site varsa da bu ara bölümünden istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Sesli komut İngilizce olarak çalışıyor. Yani siz Türkçe söyleseniz bile mesela şu an gördüğünüz gibi İngilizce olarak bir şeyler yazıyor. Şöyle geri çıkalım. Ama arama kısmına şöyle ara deyince Buraya kendi şeyinize yazabilirsiniz. Kleve ile. Gayet rahat bir şekilde istediğiniz şey. Zaten genelde 3-4 harfini yazınca g kullanı anlıyor. Yani çıkıyor şöyle. Hemen şöyle geri çıkalım. Başka benim indirdiğim uygulamalardan Bunlar size tavsiyemdir. indirip kullanabilirsiniz. Gayet yararlı uygulamalar. Bir daha. Şu Camera One diye bir uygulama. Bu şu an e, bağlanır mı? şu an bağlanmıyor çünkü video çekiyorum telefonla. O yüzden bu e, telefonunuzu kamerasına bağlanıyor ve diyelim telefonunuz şey kapalı olsa bile yani ekranı kapalı olsa bile telefonun kamerasını kullanabiliyor. Bu da oldukça güzel, hoş, insanın hoşuna giden bir çeşit uygulama. Başka e, şu üst üst kısmında bir adet mikrofon ve şu yan kısmında bir adet mikrofon var. Şu şu kısmında ise iki tane hoparlı çıkışımız var. kayış oldukça güzel. Yumuşak bir plastik. ben biraz terletiyor fakat çok rahat. Yani hafiflik olarak da zaten oldukça hafif bir saat. Kolunuzda genelde hissetmiyorsunuz. Uyandığımı hareketi çok güzel çalışıyor. Ve kolunuzu çektiğinizde. Şu an koluma takmadığım için ekranı kapalı. Ama şöyle tekrar şu, şu tuşta ana ekrana gelme tuşu alttaki ana ekran derseniz de bir daha basarsanız menüler otomatik olarak açılır şu da geri çıkma şöyle yukarıdan indirip bakalım şu yukarıdan şu şu tuş şöyle tıklayayım tıkladım şu an mesela saat her, saat her zaman açık kapalı diyor şöyle bir daha tıkladım da ben geldi bu modda kullanıyorum şarjı şu an zaten evdeyiz evde gayet rahat beni idare edebiliyor Şöyle şurada uyku modu var. Şurada parlaklık ayarı. Şöyle yine bunu da parmağınızı şöyle ayarlayabilirsiniz. Oldukça parlak bir saat. Şöyle gel çıkalım. Şöyle şurada ayarlar sekmesi var. Burada sağ şekilleri. Saat tarzı açık ayar. Burada da yapabilirsiniz. Ses ve titreşim. Şöyle gelişmiş ayarlardan. Dokunmatikçe çerçeveyi buradan aktif edebilirsiniz. Uyandığımı hareketi yine kolunuza baktığınızda uyanması buradan hareket edebilirsiniz hepsini. Şöyle bağlantılar kısmında benim hepsi açık sanırım. Bluetooth telefonla bağlandığı için zaten açık. Bu Wi-Fi şu an hep açık. Ama isterseniz bunu şu Wi-Fi açıktan otomatik yapabilirsiniz. Bu zaman zaten şey diyor sa saatiniz telefonla bluetooth yoluyla bağlanmadığı zaman wifi açar bu sayede yine internetteki hava durumu gibi şeyleri alabilirsiniz fakat telefonla bluetooth yoluyla bağlandığında wifi kapatır ya ben bunu otomatik değil, her zaman açık yaptım zaten şarjı bana yeterli oluyor fakat dışarıda falan olursam büyük ihtimalle onu kapatırım çünkü çok fazla şarjım gitsin istemem Sonra telefonda görüşmeler oldukça rahat oluyor. Ses gayet net gelip gidiyor. Şöyle şurada telefon. Kişiler bu. Sonra hava durumunu anlık olarak yeniliyor. Bazen size çok hareketsiz da hareket edin, esnaf hareketleri yapın gibi uyarılar da bulunuyor. Bu da oldukça güzel. Antrenman çeşitleri oldukça çok. Burada bazı şeyler var. Ön antrenmanlar mesela koşu, bisikleti binme, yüzme yani diğer antrenmanlar gibi. Şöyle şurada da antrenman tuşuna basarsanız zaten bütün antrenmanlar karşınıza çıkıyor. Antrenman yaparken sizin GPS ve kalp hızınızı da sürekli olarak ölçüyor. Bu sayede yürüme, koşma gibi bisiklet sürerken hızınızı da ölçebiliyor. Böyle oldukça çeşit antrenmanlar var. Yine geri çıkalım. Başka saatimizde ben genelde bu ekranı kullanıyorum. Çünkü oldukça fazla bilgi var. Yani şurada adım, şurada şarj gibi. Altında da hava durumu ve gün. Saat zaten. Başka. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saat almanızı tavsiye ederim. Ben bunu deri kayışlı ve paslamaz çelik kasalı olanı satın almadım. Çünkü onda baya bir fiyat farkı ortaya çıkıyor. 1000 lira gibi. Zaten ben bu saati 1000 liraya aldım. O 2000 lira civarında. Şöyle kayışı da oldukça güzel. Tavsiye ederim. Şu an sensör çalışıyor. Böyle güzel bir saat. Tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.